Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle beraber okula dönüş başlığı altında küçük bir vlog çekeceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar, okula geri dönüş deyince akla ilk gelen şey tabii ki de kırtasiye alışverişidir. Ve biz bu alışverişi her sene BİM'den yapardık ta geçen seneye kadar. Resmen Black Friday'deki gibi ezilme tehlikesi geçirdim. Arkadaşlar bu yüzden bu seneki alışverişimi A101'den yapacağım. Ama bir şey eksik sanki. Şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar şimdi A101 yoluna giderken yanıma arkadaşım Hasan'ı da aldım. Merhaba. Evet şimdi arkadaşlar ben bu sene 9'a başladım. Ve 9'lara yapılan çok saçma bir şaka var. Son sınıflar bunları yapıyor. Öğretmen kılına girip 9'ları kandırıyorlar ve bu hiç komik değil. Muhtemelen bu yıl bana da yapacaklar. Ve muhtemelen yiyeceğim çünkü gerçek öğretmen de olabilir. Bu riski göz önüne alamam. Arkadaşlar bir de eğer bana nasıl bir öğrencisiniz diye sorarsanız yani iyi bir öğrenci olarak kendimi düşünüyordum. Fakat ona diyorum nasıl bir öğrencisiniz testini yaptım ve sonuç şöyle çıktı. Arkadaşım neden böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum yani kendimi böyle bir şey sanmıyordum ama bilmiyorum nasıl olacak. Neyse. Hadi A101'e geçelim. Arkadaşlar biz eşyalarımızı aldık A101'den fakat çekime izin vermediler A101'de orada. Bu yüzden biz çekemedik. Eşyalarımızı aldık. Ben şimdi eve dönüyorum. Evde videonun devamını izlersiniz artık. Arkadaşlar eve geldik ve çok fazla işim çıktı. Bu yüzden video akşama kaldı. Neyse gelin size aldıklarımı göstereyim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü defter aldım. Defter almamın sebebi yani çok fazla ihtiyacım olacak. Kalem fazla almadım yani bu kalemi tam 3 yıldır kullanıyorum. 3 yıl daha kullanırım yani. Hatta liseyi ben bununla bile kapatırım. Arkadaşlar bir de böyle çok fazla tükenmez kalem. Yani o tarz şeyler olmuyor. Çünkü aldıktan nedense bir hafta sonra hepsi kayboluyor. Yani çantamı yutuyor. Ya da ben düzenli değilim. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Muhtemelen ben düzenli değilim. Arkadaşlar yine başladığımız yere döndük. Çünkü bunun arka planı beğeniyorum derken. Şurada bakın arkadaşlar. Evet burada. Bizim milli çiçeğimiz var. Bu bizim milli çiçeğimiz. Her evde bulunuyor. Ve bazıları bu çiçeğin zehirli olduğunu söylüyor ama yok. 3 yıldır bizde. Ve ben hiçbir zararını görmedim. Tabii ki dökmeyeceğim. Çünkü zehirli. Alışveriş. Zehirli olduğu için içemem, öpemem. Ve arkadaşlar videomu eğer beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız ben yine burada çekeceğim. Artık yani videom kısa oldu. Çünkü kısa ve öz yapmaya çalıştım sizleri sıkmamak için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu yaparsınız. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim ben bu videoyu Enes abinin ve Teknosa'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katılmak için çektim. Ben videomu çektim, katıldım. Sizler de videonuzu çekip katılabilirsiniz. Hak eden kazansın. Sağlıcakla bakın kendinize. Bay bay.